Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimiz, bugünkü konumuz Ramazan ve Ramazan'ın bereketi, fazileti hakkında. Yüce Rabbim kullarını dünya hayatında en güzel şekilde nasiplendirmek, en güzel şekilde rızıklandırmak için bizlere çeşitli imkanlar ve çeşitli nimetler sunmuştur. Kul, bu nimetlerin şükrünü en güzel şekilde eda edebilmek, kulluğunu en güzel şekilde Rabbine sunmak için çeşitli sorumlulukları biz üstlenmişizdir. Ramazan ayı ve Ramazan orucu da bizim için bu nimetleri en güzel şekilde Rabbimize sunmanın bir neticesi ve sonucudur. Şimdi şöyle bir soru sormak gerekirse kendimize. Ey Ramazan, bizden razı olmuş bir şekilde ayrılmanı Rabbimizden diliyoruz diye ifade ettiğimizde, kişi bu sorunun cevabını yine yaşayarak ortaya koymak durumundadır. Nasıl? Ramazan'ın bizden razı olabilmesi için bizim Ramazan'ı hoş bir şekilde karşılayıp onda kulluğumuzu en güzel şekilde zirve noktaya taşıyabilmenin yollarını aramaktır. Bu aydan istifade etmek isteyenler için bu zaman iklimi en güzel şekilde hesap vaktidir. Geçmişin muhasebesinin yapılma vaktidir. Kendisine merhaba dediğimiz Ramazan en güzel şekilde istifade etme yollarının aranma vakti olmalıdır. İlk teravihin heyecanını son teravihimize aktarmak için, ilk sahurumuzun bereketini son sahurumuza aktarmak için, ilk iftarımızın güzelliğini ve özelliğini son iftarımıza aktarmak için vesileler aranma vaktidir. Örnek verecek olursak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının güzelliklerine baktığımızda sahabeler oruç mevsimi geldiğinde birbirleri arasında helalleşerek Ramazan'a giriyorlarmış ki oruçları daha güzel bir şekilde kabul görsün ve Ramazan ayından azami ölçüde daha güzel bir şekilde faydalanmanın yolları ortaya çıksın. Ramazan ayı her şeyden önce aynı zamanda bir Kur'an ayıdır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandı. Ayet-i Kerime'de bu husus şöyle ifade edilmektedir. Estaizu billah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furgân. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği bir aydır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin. Bu aya kıymet verdiren, 11 ayın sultanı yapan Kur'an-ı Kerim'dir. Kadir gecesi hakeza 1000 aydan daha hayırlı kabul edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde Rabbim bu haberi bizlere aynı zamanda müjdelemiştir. Yine bu aya değer veren Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmiş olmasıdır. Bu sebeple bizlerin de böyle bir değerle değerlenmemiz için Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza aktarmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Oruç, İslam'ın 5 temel şartlarından biri. Bedenimize sağlık, gönlümüze huzur, ruhumuza esenlik veren güzel bir ibadettir. Ramazan'dan istifade etmenin yollarından biri de elimize, dilimize ve bütün benliğimize sahip olarak oruç tutmak olmalıdır. Sahur ne demektir? İmsak ne demektir? Bunların kıymetini yaşamaktır. Bunlara değer vermek suretiyle insanın Rabbi karşısında kendi değerini artırmasıdır. Seher vakti Allah-u Teala'nın rahmet ve mağfiretinin insanlar üzerinde en çok zuhur ettiği zaman iklimleridir. Dolayısıyla normal güncel hayatlarda
gece namazına kalkma imkanı bulamayan, bu güzellikten faydalanamayan insan aynı zamanda Ramazan'da sahura kalkmak suretiyle de gece Rabbine kulluk yapabilme fırsatını yakalamaktadır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahura mutlaka kalkın. Çünkü sahurda bereket vardır sözüyle sahur zamanının, vaktinin ne kadar değerli ve kıymetli bir zaman dilimi olduğunu ifade etmektedir. Ramazan ayı sadece oruç ve Kur'an ayı değildir. Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı ihtiyaç sahibinin halinden anlamak, açların ve ihtiyaç sahiplerinin haliyle hemhal olma ayıdır. Bu ayda yapmış olduğumuz hayır ve hasenatlar diğer aylara göre kat kat artmaktadır. Zekatlar bu ayda dağıtılmakta, bu aya özgü olarak fitre verilmektedir. Bu ayda yapılan bu yardımlar insanların birbiriyle olan bağlarını güçlendirmektedir. Sevgi ve muhabbet bağları oluşturmaktadır. Birlik ve beraberliği pekiştirmektedir. Yardımlaşma duygusu insana çok büyük hazlar vermektedir. İnsanlar birbirlerine muhtaç olarak yaratılmışlardır. Başka zamanlarda yardım bekleyen insanlar bu ayda daha fazla beklemektedir. Bu ayda Müslümanların cömert olduğu herkes tarafından malumdur. Bu sebeple Ramazan ayının bütün gönüllere daha huzurlu, daha mutlu yaşanabilmesinin yollarından biri maddi yardımlaşmadır. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.